Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Zaten videonun içeriğini başlıktan anladınız. Ben de konuyla ilgili birkaç detay vereyim. Dün Resident Evil'ın yeni oyununun bir tanıtımı yapıldı canlı yayın üzerinden. Ve bu tanıtımın ardından Dead by Daylight'a bir Resident Evil DLC'si geleceği haberini aldık. Dead by Daylight'in oyun direktörü birkaç açıklama yaptı. Dilerseniz ilk bu yayınlanan trailer'ı izleyelim. Ardından birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Evet, trailerımız bu şekildeydi. Şu eklemeyi de yapayım. Thumbnail'da gördüğünüz fotoğraflar tamamen temsili. Yani şu an Dead by Daylight'a hangi Resident Evil karakterinin geleceğini bilmiyoruz. Bu konuyu da yorumlarda tartışabiliriz. Sizce kim gelse daha iyi olur? Kimin gelmesini isterseniz gibisinden yorumlarda tartışabiliriz. Hem Survivor hem katil kısmını. Aynı zamanda Dead by Daylight'ın oyun direktörü canlı yayında birkaç açıklama yaptı. O altyazıları da ekiple birlikte Türkçe'ye çevirdik. Dilerseniz o açıklamaları da hep beraber bir dinleyelim. Hi. On behalf of everybody here at Behavior, congratulations on 25 years of horror. Over the years, our very own 4v1 multiplayer action game, Dead by Daylight, has become the Hall of Fame of horror. And today, I'm excited to say Resident Evil will soon be joining our universe. Now tune in to our 5th anniversary broadcast on May the 25th for the full reveal of the Resident Evil chapter coming to DBD this June. And in the meantime, if you're up for it, I suggest you get some practice in before the chapter comes into the fog. Because look, you have two choices here. Kill or be killed. It's your call. Evet arkadaşlar, Dead by Daylight yetkilimizin yorumları da bu şekildeydi. Normalde bu tarz duyuru videoları yapmıyorum biliyorsunuz ki. Oyuna eklendiği zaman direkt uygulamalı bir şekilde çekip gösteriyorum. Fakat bu kesinleşmiş bir haber olduğu için ve aynı Stranger Things'teki gibi büyük bir yankı uyandıracağını düşündüğüm için böyle bir duyuru videosu yapmak istedim. Dead by Daylight'in böyle bir hamleye ihtiyacı vardı. Böylesine güçlü bir topluluğa, lisanslı bir katile ihtiyacı vardı. Ve sanırım bunu başarmışlar. Bu DLC'nin de Haziran'da geleceğini söylüyorlar. Duyuru videomuz bu kadardı. Başka bir şey eklemek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.